الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Alimlerin tespitleri ve bize nasihatleri. Bu bana ait değil burası. Okuyacağım yer. Acele şeytanın şeytan işidir ama 5 yerde öyle değildir. 1. Misafire yemek yedirmekte. 2. Namazı vaktinde kılmakta. Şey zorlanmayayım, o İbrahim verir misin mikrofonu? 3. Tövbe etmekte. 4. Kız evladı evlendirmekte. 5. Bilmiyorsa Mustafa çağır. 5. Ölüyü defnetmekte. Kim demiş bunu? Hatem Es'am. İlim cehaleti kaldırır. Fakat ahmaklığa bir şey yapamaz. İlim cehaleti kaldırır. Fakat ahmaklığa bir şey yapamaz. Bir şey daha önce anlatmıştım. İsa Aleyhisselam nefes nefese kaçıyordu. Havarileri takip ettiler. Ne oldu, niçin kaçıyorsun ey Allah'ın peygamberi diye. Nefes nefes kaldığı için cevap verememiş. Kendini emin hissettiği yerde durmuş. Dinlendikten sonra demiş ki ahmaktan kaçıyorum. Bilirsiniz ki Allah'ın izniyle ölüyü dirilttim. Amalarımın gözünü açtım. Fakat bu ahmaklardan, ahmaklara hiçbir şey yapamadım. Onların zararından kaçıyorum demiş. Körü alacak hastalıkları tedavi ettim diyor. Körlerin gözünü açtım. Ölüyü Allah'ın izniyle dirilttim. Fakat ahmağa hiçbir şey yapamadım. Akıllı olan üç kimseyi hafife almaz. Akıllı olan üç kimseyi hafife almaz. Alimleri, hükümdarları, dostları. Alimleri hafife alanın ahireti gider. Sultanları hafife alanın dünyası gider. Dostlarına mürüvveti olmayanın dostluğu gider. Dostluk nasıl devam eder? Tek yönlü değildir. Tek yönlü olursa o arkadaşlıktır. Çift yönlü verilerini pay edeceksin. İnsandan dostluk bekliyorsun, o bir şey almaktır. Dostluk az bir şey değil, çok şeydir. Sen de ona, senin potanda ne varsa onu pay edeceksin. Tek yönlü çalışmak, karşıki tarafı hem rencide eder, hem ahmak yerine koyar. Arkadaşlıktır. Menfaat pay etmek. Mesela, çok ilginçtir. Alemin bir tanesi eğitimini bitirmiş, talebesi. Çok da ilginçe bozdu. Abisi çekti. Giderken demiş ki, efendim son bir nasihatin var mı demiş. Artık icazet almış, ders verecek. Var demiş. Buyur hocam demiş. Gittiğin yere sakın Allah'lık iddiasında bulunma. Peygamberlik davasına kalkışma. Bir tane sana desin ne dersin benim? Yani böyle bir şey. He? Böyle bir şey düşündüm. Ya. Çok ağır. Ağır bir sadece. Ağır. Ha, düşünen bir insan. İmanı taşıyanlar için sakın kafir olma veya kafirlerin ne bileyim yani, denilecek bir şey değil yani. Evet. O yolda tebliğe giden bir adama diyorsun onu. Ve icazeti de almış. Efendim demiş, bu ne demek? Her isteğim olsun demek, Allah'lık iddiasında bulunmaktır. Herkes bana itaat etsin, herkes beni sevsin demek, peygamberlik davasına kalkışmak. Her
isteğim olsun dünyada. Ahiret şey, hastalık olmasın, dert olmasın, keder olmasın. Yani hep iyi olayım. Bu Allah'lığa ait bir özellik. Hiç hasta olmamak Allah'tır. Hiç derdi olmamak Allah'tır. Haberimiz olmadan Allah'lık iddia ediyoruz. O adama demiş ama onun vasıtasıyla bize diyor, biziz de kardeş. Hani şu sözüm cemaatın dışında derken cemaatın içine söyleniliyor. Çaktırmadan buraya konuluyor yani, anladın mı? Öyle denildiği zaman çok Allah'lık iddiasında bulunuyoruz. Allah muhafaza. Dert istemiyoruz. Tamam, talep etmiyoruz. Ama ihsan ediyoruz. Bakın isteklerimize bir bakın. Allah'ta olacak özellikler. Keder yok, dert yok, elem yok. Her isteğim olsun. Sonsuz yaşayayım, sonsuz yaşayayım. Allah muhafaza etsin. Şimdi Hazreti Ayşe radıyallahu anh'dan okuyacağım. İbadetin en faziletlisi tevazudur. Ayşe validemiz demiş. İbn-i Vefa'dan okuyorum. Ey kişi, kalbinde Allah sevgisinden başka bir şey olmadığı zaman bil ki çok zenginsin. Ufak bir yanlış hareketinde üzülecek, darılacak kimseye çok güvenme. Bir de okuyayım. Ufak bir yanlış hareketinle senin, benim bir yanlış hareketimle sana üzülecek, darılacak kimseye çok güvenme, uzak dur. Hiçbir hocam. Evet. Hemen satı verir seni. Tahammül yok. O zaman her şey benim gibi ol diye dost arıyorsan o dost değil, köle arıyorsun. Böyle düşünelim şimdi hanım. Her şeyini itaat edecek. Her şeyini karşılamakla yaratılmıştır. Eşim benim her ihtiyacımı karşılamakla vazifelidir. Onun için yaratılmış. Demek sen eş değil o. Eş değil. Köledir o. Allah bile peygamberini öyle yaratmamış. Bir kimsenin bedbaht olmasının alameti, işareti, belirtisi üçtür. Bir, kendisine ilim verilip ama kendisine ilim verilip amelde mahrum bırakılması. İki, amel verilip ihlastan mahrum bırakılması. Üç, Allah dostları ile sohbete nail olup onlara hürmetten mahrum olması. Alimlere sohbetinde bulunmak ilim almaktır. Hürmet etmek vicdana mal olmaktır. Yoksa vicdana inmiyor. Allah vermiyor yani. Çünkü en büyük veri tabanı onlardır. En büyük topluma katkı sağlayan onlardır. En büyük üretken onlardır. Tefekkür ehli, tespit ehli, insanların dünya ve ahiretin mutlu ve huzurlu olmasına adına imalat ediyor, öteleri bu tarafa taşıyor. Ondan daha büyük üretken değil, bu buzdolabı üreten gibi değil, bir araba üreten gibi değil. Çünkü ben 7 yaşına kadar buzdolabı görmedim. Elektrik denen bir şey bilmiyordum. Ben karpuz görmemişim. Yani elektrik ne demek yani? Ama yaşadık. Ama ehli mütefekkir, ehli tespit, bunlar kendi adına gibi gözükürken topluma pay ediyor ya tespitlerin ilimlerini. Onlar tefekkür ederek öteleri şahadete getiriyor. 15. sözden söylüyorum bunu. Şu anda Allah Resulü'nün kanuniyetinden çıkarıyorum. Allah Resulü için deniliyor ki alemi gaybı alemi şahadete taşıdı diyor. Tefekkür ediyor, tespitler yapıyor. Mesela belki bu söylediğim iki cümle ama belki de adamın 10 senesi gitmiş. Bunu tespit edebilmesi için, o hali kesbedebilmesi için, avcı olabilmesi için. Ne dedi ya şeyde, Adıyaman'da dediler ki bana, hocam diyor, koy rahat ol, gel. Denizin dibindeki diyor, taşları çıkartıyor, dalgıçla satıyor, akvaryumculara satıyor. Bunu yapabilmesi için, dalmak için dalgıçlık kursuna gitmiş.
Ben şimdi öyle dedi değil mi, siz de mi dediniz? Dalgıçlık kursuna gidiyor. Kursa gidiyor, para veriyor, ömür veriyor, risk alıyor. Olabilir de. O kayalardan o bilmem ne mercan şeyleri ve küçük balıkların, o renkli balıkların yaşadığı hangi taşlarsa onu çıkarıp satacağım diye. Bakın, seni bir akvaryum süslemek için o kadar para adamın o rızka geliyor. Ehli tefekkürü düşün. Bu noktadan nurculara bakın fedakarlığı. Akıl almıyor. Anlamıyoruz. Allah onları çeşitli şekilde gizlenir. Nurcuların hep fedakarlığı ama zirve fedakar vakıflarıdır. Yani hem öteleri veri ederken hem de her türlü nefsi arzularına fedakarlık yapıp toplumun kurtulmasına, toplumun felaha uğraşmasına katkı, bundan daha ne katkı olabilir? Yani insanların refahı adına, mutluluğu adına, ahireti adına. Altı şey cehalet ve bedbahtlık eseridir. Altı şey. Bir, sebepsiz yere kızmak. İki, gereksiz ve faydasız konuşmak. Üç, sırrını ifşa etmek. Dört, herkese güvenmek. Beş, dostunu düşmanını ayıramamak. Altı, yersiz ve zamansız nasihatta bulunmak. Hazreti Ali buna ahmak diyor. Yani senden böyle bir talebi yok. Niye nasihatta bulunuyorsun? Hadiste de كَتَالَكُ دُرَوِ فَعَنَاكُ bakar. Yani layık olmayanlara bunları anlatmak, o küze boncuk takmak, altın takmak gibidir. Bu hadis. Kötülükten kaçmayan bilgin, ışık tutan bir kördür. Başkalarına doğru yolu gösterir ama kendisi göremez. Ama düşün, lambayı tutmuş. Herkes istifade ediyor ama kendisi edemez. Kafirin buluşları böyledir. Mesela bir tane sormuştu. Abi diyor, Edison cennete gitmeyecek mi? Edison'un böyle bir derdi yoktu ki. Sen niye onun yerine dediğini, dert ediniyorsun? Edison'un cennete gideyim gitmeyeyim diye derdi olmuş mu? Yok, bilmiyorum abi. Bilmediğin şeyi niye dert ediniyorsun? Sen kendini dert edin. Şeye benziyor. Abi, kutuplarda nasıl namaz kılacak? Sen burada bir namaz kıl da kutuplara gidince de öğrenirsin. O limanda yazıyor. Daha bunu diyenler, burada namaz kılmayan tiplerdir. Bu çok da sormuştu Azerbaycan'a gelirken. Bir soru da oydu. Ha, şimdi hatırladım. İslamiyet'te diyor, cevapsız sorular var demişti. Geçen anlatmıştım size. Bir tanesi buydu. Dedim yok, anlattım cevabını. İlmi. Ömer Nasuh Bey'inde bile var yani. Fıkıh kitabı değil, ilmi aldı bile var. Dedim basit böyle kitaplarda bile var dedim. Mahsus basit diye. Yani sen dedim, onu söyledim. Ya sen namaz kılıyor musun? Yok dedi. Bırak dedim, onu namaz kılanlar düşünsün. Sen dedim, bu memlekette namaz kılmıyorsun, her taraf su akıyor. Kutuplarda nasıl namaz kılacak diye. Dedim ki, biraz samimi olmak lazım. Gerçekçi olmak lazım. Akraban da olsa cahille ilgini kes. Çünkü vereceği sıkıntı sağlayacağı huzurdan fazla olur. Yani koparma değil, tut. Çünkü Hazreti Ali'ye sormuşlar, insanlardan gelen taziklere, sıkıntılara tahammül edemiyorsan iyilik yapmayı kes. Çünkü iyilik yapan bir beklenti içinde olur. Rızık bilgiyle olsaydı cahilden zor geçinen olmazdı. Sapancı ilkokul bile bitirmemiş ama binlerce mühendis çalıştırdı. Bir kimsenin Allah'ı sevmesinin belirtisi üçtür. Deniz gibi cömertlik, iki, güneş gibi şefkat, üç, yer gibi tevazu, Beyazeti Bestami. Üç şey kalbi öldürür. Çok yemek, bu helal. Çok yemek kalbi öldürür, helal yemek. Haram olursa zaten bitti. Helal bu olursa düşün. Çok yemek, çok uyumak, çok konuşmak,
Fuday bin İyas. İnsan ayağını bastığı yerden çok diline dikkat etmelidir. Ebu Hazim Mekki. İnsan kalbi bir sandıktır. Dudaklar onun kilidi, dil ise anahtarıdır. İnsana o anahtarı iyi muhafaza etmesi düşer. Ömer İbni Abdülaziz, Ömer bin Abdülaziz. Nefsi en iyi şu dört terbiye eder. Susmak, açlık, yalnızlık, uykusuzluk, Fariddin-i Attar. Dili korumak, altını ve gümüşü korumaktan daha zordur. İbn-i Vasi. Başkalarını düzeltmek için önce kendinizi düzeltiniz. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Halini iki kişiden gizlemek, bir, doktordan, iki, gerçek dosttan. Halini iki kişiden, özür dilerim. Halini iki kişiden gizleme. Doktordan, gerçek dosttan. Zamanımız insanların dostluğu çarşı yemeği gibi. Rengi ve görünüşü güzel fakat tadında iş yoktur. Malik bin Dinar. Bir de okuyayım. Zamanımızın insanların dostluğu çarşı yemeği gibidir. Ev yemeğiyle çarşı yemeği bir mi? Zahirde şey ama tatlı bile olsa sonra yakıyor seni. Tarumar ediyor. Çarşı yemeği. Zamanımızın insanların dostluğu çarşı yemeği gibi. Dile hoş. Dilen hoş veriyor. Diline cevap veriyor. Rengi ve görüntüsü güzel, iyi kibar giymiş. Fakat tadında iş yok. Ömer Malik bin Dinar. He? Bu zat ne zaman yaşanmış? Ben çok merak ettim ya. Çünkü zamanımıza söylemiş bir kenardır. Yani büyük zatlar ya. Ya bunlar ruhlarında hazmedilen şeyler söylüyorlar. Onun delili nedir? Eğer ruhta söylenilmeyen, yaşanmayan bir söz tarih götüremez. Tesir etmez. Etmez. Mesela Geylani tarih silemez. Ama onun tarihinde çok zenginler vardı. Tarih onları sildi. Geylani silsin de göreyim. İşte bu cümleler yok olmaz. Çünkü yaşanmış. Ruhunda hazmedilmiş söylenmiş. Dilinde söylenen havada kalır. Dünyaya az meylet, rahat yaşarsın. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Dünyaya az meylet, rahat yaşarsın. Bak etiket, marka böyledir. Bir daha sordu. Neydi dedi. Ama başka bir adam deseydi, tesir etmezdi. Cevdet. Çok ilginçti. Bak Hazreti Ömer deyince, imzayı onun altına atınca, bir de söyle dedi. Hazreti Ömer'e göre düşünecek. Doğru. Marka. Biz tabela Müslümanıyız. Tabela. Tabelaya göre gidiyoruz. Cemaat taassubu yapanlar tabela Müslümanıdır. Tabelaya göre gidiyor. İçindeki keyfiyeti göre değil. Marka demiş. Maalesef. Dünyayı arayıp ahireti bulanı hiç görmedik. Dünyayı ararken ahireti bulanı hiç görmedik. Ama ahireti arayıp da dünyayı bulanı çok gördük. Hasan-ı Basri radıyallahu anh. Dostlar arasında ülfet ve bağlılığın kalkması dünya sevgisi sebebiyledir. Hamdun Kassar. Dünya üzerindekileri besler, büyütür, sonra onları yine kendi yer. Ahmet el-Rufai. İnsanı ilk önce besler, sonra beslediğini alır, kendisi yer. Akılsızlık alameti dörttür.
Ahmak fikir danışmak, cahile para vermek, dostların öğütlerini dinlememek, 4. Dünyada ibret almamak, Faridun-i Attar. Aslında insanla hayvan arasındaki fark da edeptir. Bütün Kur'an'ın manası ayet ayet edepten ibarettir Mevlana. İnsanı hayvandan ayıran fark edeptir diyor. Gafilin 3 alameti vardır. Çok yanılmak, çok eğlenmek, çok unutmak. Münebbi. 4 şeyden temizler. Bak, 4 şeyden temizle. Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan. Yani haram lokmak çalmak değil ha. Mesela zekatını vermeyen en büyük hırsızdır. Diyelim ki bu Kırıkhan'da zekatını vermeyen bir zengin, bütün fakirlerin hukukunun malını çalmış gibidir. Eğer fakirlikle, gıdasız veya fakirlikle ölürse, o beldede zekat vermeyen o hangi zengin olursa olsun, katil hükmündedir. Katildir. İslam hukuku bu. Dilini gıybetten temizle, kalbini kıskançlıktan temizle, mideni haram lokmadan temizle, davranışlarını riyadan temizle, attar. Senin yanında başkasını çekiştiren, seni de başkasının yanında çekiştirir. Çünkü ona müsaade ettin. Yani bir başkası, nizam geldi bana, ayağını çekiştiriyorsun. Ben de müsaade ettim değil mi? Allah da el cezamın cil selame. Sen aynı, ben müsaade ettim, aynı şekilde başkasının yerde beni çekiştireceksin. Çünkü yapmadığın bir şeyi yapılmadıkça ölmeyeceksin. Hayret ederim o kişiye ki hastalık korkusuyla yemekten periz eder de cehennem korkusuyla günahtan periz etmez. Allahu ekber. Doktor diyor ki bak bunu yeme, içme, ömrün bitti. Uyar mı, uymaz mı? Cevdet'im, bak bir de okuyayım. İmam Şafii bu diyor bunu. Marka. Tabela Müslümanı değil. Yaşayan bir Müslüman. Hayret ederim o kişiye ki hastalık korkusuyla yemekten periz eder de bunu Osmanlıcadan çevirdik. Hastalık korkusuyla periz eder de cehennem korkusuyla günahtan periz etmez. İştahını tehir etmez. Biz canımız istemiyor mu? Her şey ister. Onu da bunu da ister. Alimler der ki bu isteğini makuldur. Ama yeri değil. O zaman ötele ve ertele. Ertele ve ötele. Sonra. Mesela canımız diyor ki ya şu biberi ye. Doktor dedi ki basırım var. Yiyemezsin. Yapma. Öteliyor muyuz? Evet. Erteleyebiliyor muyuz? Evet. Çünkü hastalık korkusuyla bunu yapıyoruz. Mesela kilo vereceğim diye adam yemiyor. Ölüyor. Ölen var. Ve Allah sevgilisi için ölen var. Allah için ölen. Allah için ölen. Cennet için ölen yok. Cennete aşk oldum, ben intihar ettim diye mektup duydunuz mu? O için intihar etmiş. Peki Allah için ölse nasıl olur Allah? Allah için öl. Allah çok para verip Allah'ı görmek isterim. Onun için ölebilir miyim? Yani öyle bir şey zaten olmaz o hal. Olmayacak bir şey soruyorsun. Çünkü aşık olan ben zaten sen olmuşum. Ben de değilim ki ben var olayım, seveyim. Seven sevdiğiyle irtisak etti mi? O yok ki kimse. Ki intihar etsin. Kim edecek intihar? Aşık olmuş ya, bitmiş böyle. Biz aşık değiliz. Seviyoruz. Çünkü buradayız hala. Aşık olursan beraber iki ceset bir ruh olur. Tamam. Allah'ım ya Rabbi. En saadetli şey kişi öldüğünde günahlarının da ölmesidir. Bazıları öyledir.
en bahtiyar, yani bahtiyar diyelim, ölünce günahı da ötüyor, ölüyor, şey, bitiyor. Çünkü hep günah üzerinde yaşıyor. İşlenen günahların kokusu olsaydı, işlenen günahların, soğan gibi kokusu olduğu gibi, işlenen günahların kokusu olsaydı, günahlarımın kokusu yüzünden hiçbiriniz bana yaklaşamazdınız. İbn-i Sirri. Haram para ile sadaka veren, hayır işleyen kimse, kirlenmiş elbiseyi idrar ile yıkayana benzer. Süfyan-ı Sevri. Dört şeyden uzak durmalıdır. Hasetten, kibirden, öfkeden, kıskançlıktan. Attar. Bütün tehlike hatada, ısrardadır. Cafer-i Sadık. İşte kusur bilinirse kusurluktan çıkar diyor ya ustamız. Bir mümin hakkında iyi düşünceler besleyip de yanılmak, iyi şey düşünüyordum hakikaten, neyse öyle değil meselesi. Ama yanıldım. Kötü zamanda bulunup da isabet etmekten daha hayırlıdır. Kötü zanda bulunup da isabet etmemekten daha hayırlıdır İmam-ı Gazali. Çünkü onda hayır var, onda şer var. Şer var. Bir şeyin zıttı bilinmez ise kendi de bilinmez. İhlas da zıttı olan riyayı tanıyıp onu terk etmekle bilinebilir. Yani ihlaslı olman için riyayı bilmen lazım. La ilahe illallah. Ne demek? La riya. İlla ihlas oradadır. İhlas olmak istiyor musun? Riya yapma yeter. Çocuğu terbiye etmek istiyorum abi, ne yapayım? La tahrip. İlla tamir oradadır. Bozma. Zaten İslam fıtratındadır. Her kim güzel bir ameli halk görmesin diye terk ederse riyadır. Halk görsün diye işlerse şirktir. İkisini terk ise ihlastır. Malik bin Dinar. Şurada tek bir cümle var ve bu sefer geçmiyorum. Çünkü yarımdır. İman çıplaktır. Onun elbisesi takva, süsü haya, sermayesi ilimdir. Ebu Hüreyre radiyallahu anh. Bak, iman çıplaktır. Onun elbisesi takva, süsü haya, sermayesi ilimdir. Yarım saattir işte. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة والسلام عليكم